kalbim ruhum. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Azerbaycan-Karabağ Savaşı hakkında detaylı bilgiler sunmak üzere Azerbaycan'da şu anda bulunan Taleh İsmailov kardeşimle yaptığım sohbetin kesitlerini izleyeceksiniz. Bu sohbette kendisi olmayacak ancak kendi cümleleriyle, kendi yazdıklarıyla bir yazılı bir sohbette bulunduk, söyleşide bulunduk. Azerbaycan'ın savaş zamanında neler yaşadığı, Azerbaycan halkının neler hissettiği ve savaşın medya tarafından çok fazla dillendirilmediği anlarını konuştuk. Bu söyleşimizin seslendirmesini yine ben yapacağım. Evet, çok fazla lafı uzatmadan sohbetimize, söyleşimize geçelim. Hadi bakalım Azerbaycan'da neler olmuş, Karabağ Savaşı nasıl ilerlemiş, nasıl başlamış ve savaş sırasında neler yaşanmış hepsini izleyelim. Azerbaycan-Karabağ Savaşı'nda en çok konuşulan şey hiç kuşkusuz Şuşa şehri oldu. Şuşa şehrinin önemi neydi, neden bu kadar konuşuldu? Şuşa'nın önemi şuydu ki, Paşinyan kendisi de söylemişti ki, Şuşa'yı ele geçiren tüm Karabağ'ı azat eder. Eğer Ermeniler orayı koruyabilseydi, bizim kayıplarımız daha fazla olurdu. Ve bizim Yaşma Ordusu denilen ordu oraya sızma operasyonu gerçekleştirdi. Orada silahlar değil de bıçakla saldırı yapıldı. Çünkü oraya saldırılacağı akıllarına bile getirmemişlerdi. Dik kayalar ve aşılması mümkün olmayan arazi olduğu için taktik de çok önemliydi o bölgede. Bizim askerler kalkıp orayı ele geçirdikten sonra Ermeniler panik oldu. Bizim generalin de esas hedefi onları korku altına almaktı. Bu haber oradaki noktalara yayıldı ve güven kaybettiler. Sonra kendilerine ateş etmeye başladılar. Çünkü onlar kendi askerlerinin elbiselerini bizim askerlerimiz giymiş ve aralarına sızmış sanıyordu. O yüzden de o yükseklik Karabağ'ın anahtarıydı. Savaş esnasında halkın durumu nasıldı? Bildiğiniz gibi biz 1990 yılında 1. Karabağ Savaşı'nı kaybettik. Niye kaybettik? 1990 yılında biz Rusya'da Sosyalist Sovyetler Birliği Rus alfabesiyle CCCR teşkilatı Rus ordusuna bağlıydık. Bizim ordumuz çok zayıf ve hükümetimiz de çok cahildi. Devlet yönetemiyorlardı. Bizi Rus yönetiyordu. Askerlerimiz Rusya'da askerlik yapıyorlardı. Savaş bölgesinde inşaat işlerinde kullanıyorlardı. Ne savaş bilgilerimiz vardı ne de silahtan anlıyorduk. Nihayet Haydar Aliyev Azerbaycan'a geldi ve duruma el attı. Rusya'da o hain planını uygulamaya başladı. 1990 yılında şehrimize tanklar enjekte edildi. Haydar Aliyev televizyonda ve radyodan halka seslendi ki durum çok açık, meydanlara gelin, vatanınızı savunun dedi. Millet meydanlara aktı. Bugün Azatlık Meydanı'nda o geçit töreni olan yerde milletimizin kanı aktı. Nihayet savaş başladı. Bizim ordumuzun ne bir silahı ne de yeteri kadar mühimmatı vardı. Ruslar hepsini toplamıştı. Önceden ordumuz ve o yerlerde yaşayan halk çok savunmasızdı ama geri çekilmiyorlardı. Nihayet 4 yıl direnebildiler. 4 yıl içinde binlerce şehidimiz, yuvalarından kovulan soydaşlarımız, acımasızca katledilmiş çocuklar, şimdiye kadar bulunamamış kayıplarımız oldu. Topraklarımızı aldılar. Bizim bugün kazandığımız savaşı aslında 1990 yılında kaybettiğimiz o savaşa borçluyuz. Ona göre zayıf bir devlete nasıl kaybedilir? Haydar Aliyev onu gördü ve bizi bataklıktan çıkarmaya söz verdi. O günden bugüne kadar Azerbaycan gelirini orduya sarf etmeye başladı. Ordu güçlendi, budaklandı, canlandı. O günden sonra Haydar Aliyev bizi yükseltti. Hem devlet olarak hem de ordu olarak. Düşman öyle zannediyorum ki Azerbaycan ordusu hala 1990 yılındaki ordu zannediyordu. O yüzden emin şekilde konuşuyorlardı, yine kaybedecekler diyerek savaşa başladılar. Şimdiki durumumuz dünya liderlerinin açıklamasına göre 21. asrın en mükemmel savaşı ve galebesi yani zaferidir. Halk devleti tam olarak destekledi mi? Millet devleti tam olarak destekledi mi? Bildiğimiz gibi 1990 yılında düşmanın hain saldırısından sonra topraklarımız işgal edildi. 1 milyona yakın kaçkınımız yani mültecimiz oldu. O yurtlarından zorla çıkarılan sakinler bizlere sığındılar. Rahmetli başkanımız Haydar Aliyev onlara her türlü yardımı gösterdi. Ev verdi, araba verdi, dokunulmazlık verdi. Kaçkın statüsü alan şahsa dokunmak bile suçtu. Baş tacımız oldular.
Bu 30 yıl içinde tabii ki umutsuzluk oldu. Devlete isyan bile edenler oldu. O sizdeki devletin yüz karaları bizde de var. Devlete karşı çıkıyorlardı. Muhalefet milleti ümitsizliğe sürüklüyor ve kışkırtıyordu. Ama bizim hep umudumuz vardı. Zafer günü yakında diyerek dayanıyorduk. Ve kutlu gün geldiğinde, savaş başladığında ne bir muhalefet kaldı ne de başka bir parti. Nasıl ki Türkiye 15 Temmuz'da tek yürek olduysa Azerbaycan'da tek yürek oldu. Zafere kilitlendi. 30 yılın hasretiyle, kiniyle ve gururuyla herkes bir nefes oldu. Azerbaycan ayağa kalktı, doğruldu ki topraklarımızı o menfur düşmandan almaya kilitlendi. Devletimiz bize umut aşıladı. Ölüm bizler için yok oldu sanki. Ölüm diye bir şey yoktu. O anda sadece zafer ve intikam duygusu vardı. Öyle de oldu. Azerbaycan tek yürek ve tek yumruk, demir yumruk etrafında kenetlendi ve zafer bizim oldu. Ermenilerin sivilleri vurması Azerbaycan'da nasıl karşılandı? Kardeşim, Azerbaycan halkı korkak bir millet değildi. Azerbaycan halkı geçmişten bu yana hep yüksek ve gayretli bir halktır. Bu Ermeniler, soysuzlar ve nereden geldiği belli olmayan kökleri bir yere dayanmayan sömürücü bir halktır. Nereye düştüyse o Ermeni tohumu orada hak iddia etmeye başladılar. Ta Osmanlı'ya baksak Osmanlı'dan hak istemişler. Hak derken toprak kavgası yani. Bura bizimdir iddiası altında haksız bir direnişe girmişler. Osmanlı devrinde olsun, günümüzde Türkiye olsun, Gürcistan olsun. Her yerde ama her yerde nerede arttıysa bu soysuzlar orası bizimdir düşüncesine giriyor yapıları gereği. O yüzden de bizlere yapılan saldırı, sivillerimizi vurmaları bizim içimizdeki alevi daha da arttırıyordu. Onlar her sivillere saldırırken biz de askere çağrılan yerlerin önü daha da kalabalık oluyordu. Çünkü haksızlığa dayanamıyoruz yapımız gereği. Bizim Cumhurbaşkanımızın ordumuza emri belliydi. Biz sivillere değil, biz Ermenilerin eli silahlı olan askeriyle, ordusuyla savaşıyoruz. O yüzden de biz onlardan ne bir sivil vurduk, ne de 70-80 yaşında savaş alanında koyup kaçtıkları o teyzeyi öldürdük. Demem o ki, sivilleri vurarak bizi korkutmak istiyorlardı. Ama biz korkak değiliz. Her şey yolundaydı. Sadece o saldırı sonucu günahsız ölen körpe çocuklara üzüldük. O kadar. Türkiye hakkında Azerbaycan halkı ne düşünüyor? Bu soruyu geniş anlatabilirim aslında. Atatürk devrinde Nerman Nermanov'un kardeşlerimize nasıl yardım ettiyse, Nuri Paşa'nın Azerbaycan'ı nasıl bir beladan kurtardığını, Türkiye'de depremde ilk bizim olmamızı anlatırım. Bu savaşta yanımızda olmanızı anlatırım. Ama o hisleri cümle ile ifade edemem. Ama bir sözü dile getirebilirim ki, iyi ki dostuz, iyi ki kardeşiz. İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında Azerbaycan halkının görüşü nedir? İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan Bey'den başlayayım. Recep Tayyip Erdoğan Bey, ta başbakan olduğundan bu yana çok samimi bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu da onu gönüllerin efendisi, yetimlerin babası, en önemlisi İslam ordusunun gaybda olan imamımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için gönderilmiş bir vasıta olduğunu düşünüyorum. Dosta güven, düşmana korku veren bir tarzı var. İlham Aliyev Bey, babasından aldığı görevi tamamlayan ve milletine sahip çıkan bir lider. Bu savaşta da tarih yazdı ve tarihe geçti. Çünkü son 100 yılın muharebesini kazandı ve Azerbaycan'ın Fatih ismini aldı. Nasıl ki sizde Çanakkale Savaşı olduysa bizde de bu savaşı o Çanakkale Savaşı'na benzetiyorlar. Bu savaşın da kazananı her iki lider Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev oldu. Bundan sonraki tarih iki liderin ismiyle yazılacak. Askeri operasyonlar 42 gün sürdü. Bu süreçte Azerbaycan halkı ne hissetti? Bildiğimiz gibi 1990 yılında işgal olmuş topraklarımız hakkında ta savaş kararı alınana kadar hiç kimse o lanete kalmış hain saldırıyı unutmadı ve unutturmadı. İster okullarda, ister merasimlerde, Azerbaycan'da olan tüm kitlesel toplantılarda ve merasimlerde bir konumuz o hain saldırı olmuştur. Bugün özgürce nefes almak için yaşamışız ve kendi çocuklarımızı da bir gün savaş olacak diye büyütmüşüz. O yüzden biz düşünce olarak 30 yıl hep hazırlıklı olarak bekliyorduk bu savaşı. Eğer sulh olarak alınsaydı o topraklar bu haksız bir zafer olurdu. Kimse kabullenmezdi o sulhü. Bizim için askerlerin, halkın kanı hala o topraklardaydı. Biz de 30 yıl boyunca zaten o kanın yerde kalmayacağı düşüncesiyle yaşamış ve büyümüşüz. Savaş emri verildiğinde yani 9. ayın 27'si herkes bir nefer gibi çok sevindi. Anladık ki İşte o an geldi. O lekeyi temizlemenin tam zamanıydı.
Hiç kimse saklanmadı, gizlenmedi, geriye çekilen olmadı. Çünkü herkes bu anı sabırsızlıkla bekliyordu. Analar, babalar, kendileri askere gönderilen yerlere giderek kendileri yola çıkıyorlardı. Herkes farkındaydı, bu gidişin dönüşü zor. Çünkü durum ciddiydi. Her asker alkışlarla, büyük coşkuyla yola çıkartılıyordu. Yüzde sevinç, yürekte buruk bir sevinç vardı ama hepimiz gururluyduk. Bir şeyi de hatırlatmak isterim ki, Azerbaycan'da tam seferberlik ilan edilmemişti. Yalnız askeri borcunu yerine getirenler gidiyordu. Tankçılar, snipercılar, zabitler vesaire. Askerde olmayanlar, biri ben ve tezkeresi çürük olanlar gitmedi. O savaşa gitmek istememize rağmen almadılar. Ama ismimizi yazdırmıştık. O savaş sıralarında her zaman hazırız. Yaşlısından gencine herkes ismini yazdırmıştı. Çünkü bu bizim için bir namus meselesi olduğunu biliyorduk. Askerde olmasak da karınca misali safımız belli olsun diyerek yazdırdık hepimiz isimlerimizi. Savaş devam ederken biz aslında iki cephede savaşıyorduk. Biri savaş alanında, diğeri ise bu hastalıkla. En büyük yük de doktorlarımıza düşüyordu. Çünkü bölgeden gelen yaralılar oluyordu. Covid-19 hastaları ikinci planda olsa da hep göz önündeydiler. Sivil vatandaşlar kan bağışı için hastanelerin önünü dolduruyorlardı. Bir sözle tüm Azerbaycan'da herkes orduya tam destek verdi. Tüm dükkanlar, süpermarketler, savaş boyu vatandaşa yardımcı oldular. Ordumuza da kendi aramızda para topladığımızı hatırlıyorum. Tüm şehirdeki hastaneler askeri düzene çevrilmişti. Askere hizmet koşulları oluşturulmuştu. Tüm şehirlerde sonunda savaş bitti ve zafer bizim oldu. Bu savaş boyunca tüm Azerbaycan'da 3 bayrak dalgalanıyordu. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan. Çünkü bu bayrakların üzerinde ay ve yıldız dalgalanıyor. Savaş sürerken sosyal hayat nasıldı? Her şey sorunsuz olarak devam edebildi mi? Tekrar söylüyorum, biz iki cephede savaşıyorduk. Biri ön cephede, yani savaş bölgesinde askerlerimizi ve topraklarımızı tehdit eden düşmanla, diğeri ise arka cephede sivillerimizi tehdit eden korona hastalığıyla. Ön cepheden yaralılarımız olduğu gibi arka cephede de hastalarımız vardı. Doktorlarımız çok zor bir süreçten geçiyorlardı. Ağır bir imtihandı onlar için. Her iki cephede savaşmak zor. Buna rağmen bizim için önce vatan oldu. Moralimiz yüksekti. Çünkü arkamızda inandığımız, güvendiğimiz, kardeş dediğimiz bir devlet vardı. O devlet ki her zaman yanımızda oldu. Geçmişte de, bugün de, yarın da hep yanımızda olduğunu biliyorduk. Milletimizin gözü kulağı hep savaş bölgesinde olduğu için diğer sorunları görmezden geliyorduk. Yemekti, içmekti, diğer şeyler son sıralardaydı bizim için. O anki ruh halimizi ancak biz biliriz. Gözü kulağı savaş bölgesinde olan bir millet düşün, başka bir şey düşünebilir mi? İlk alınan Cebrail, Fuzuli, Hocalı haberleri geldiğinde neler hissettin? Ben sana ilk savaşı alevlendiren sebepten bahsetmek isterim. Bizim Tovuz adlı bir köyümüzden geçen neft ve doğalgaz boru hatları var. Avrupa'ya ve diğer ülkelere giden borular o araziden geçiyor. Ermeniler bizim gelirimizi, ekonomimize zarar vermek için oraya saldırı yaptı. Bir balistik roket attılar o araziye ama boruları vurmayı başaramadılar. Bu da bize bir tehdit olarak görüldü ve savaşın ilk adımları başladı. İlk hangi köyde başladı sorusuna tam net cevap veremem. Çünkü savaş başladığında tek bir köyde başlamadı. Bizim planımız bu hainleri kıstırmak değildi. Bizim planımız onları o topraklardan çıkarmaktı. O yüzden Ermeni sınırına yakın bir koridor yaratıp Aypara, yani hilal taktiğiyle saldırıp bunları o açık koridora sürüp oradan çıkartmaktı. Çünkü 1. Karabağ Savaşı'nda onlar geçmişin kirli sayfalarına terörist adı altına düşmüştü. Çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden kim çıktıysa karşılarına acımasızca katlettiler veya işkenceyle öldürdüler. 2. Karabağ Savaşı'nda ise biz o adı kazanmamak için, katil ismi taşımamak için biz sadece elinde silah olan insanlarla savaştık. Dediğim gibi o koridoru yaratmak için de önemli yükseklikleri ele geçirmeliydik. O alanlardan en zor olanı Murov Dağı denilen yerdir ki o yükseklikte daima kar ve dayanılmaz soğuk oluyor. Strateji odur ki 4-5 köyü nezaret altına alıyorsun ve düşmanın o köylere giriş çıkışını durdurabiliyorsun. O yüzden Murov Dağı mühim rol oynuyordu. İkincisi ise Suşa şehri. Dediğim gibi Dağlık Karabağ'ın anahtarı olan Suşa tamamen stratejik önem taşıyor. Çünkü tüm köylerden en yüksekte olduğu için oradan bütün bölgelere nezaret edebiliyorsun. Oraya da diğer soruda anlatmıştım, sızma operasyonu yapıldı ve o bölge ele geçirildi. Askerlerimiz öyle bir yerden sızmışlar ki orayı görsen bu insan işi olamaz dersin. Akıllarına bile gelmezdi oradan saldırı olacağını.
Nihayet onları o açık koridora sürerek Ermeni teröristlerini oradan çıkardık. En son İran-Azerbaycan sınırını da kapattık. Ondan sonra onlara ne silah geldi ne de yiyecek bir şey. Kaçan kaçtı, kalanlarsa hala oradalar. Savaş durmasına rağmen bizim askerler o kalleşleri diri diri esir alıyor. Öldürmeden ve zarar vermeden. Kızıl Haç diye bir kurum var. Esirleri değiştiren ve bizdeki leşleri onlara iade edip oradaki şehitlerimizi geri alıyoruz. Soruna tam cevap veremememin sebebi hala orada tam netlik kazanmayan bazı olaylar var. Bu yüzden tarih kitabına işlenmeden ben sana nasıl olduğunu tam olarak anlatamıyorum. El bilir ki sen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen, anam doğma vetenimsen, ayrılar mı gönül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Evet arkadaşlar, konuşmamız bu şekildeydi. Eğer aklınıza takılan bazı sorular varsa ya da öğrenmek istediğiniz bazı bilgiler varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Nice zaferlerde, nice güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Türkiye, Azerbaycan.